Azərbaycanın bugünkü hakimiyyəti Kürt, İraqda olan Kürt belə deyək, muxtariyyətinin rəhbərliyi ilə daha sıx əlaqələr qurur, nəinki orada Kərkük olan türkmənlərlə. Türkiyədə bu nasıl Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Önce başkanımıza, Mehmet başkanımıza bu çok önemli bilgileri bizlere verdiği için ve kamuoyuna duyurduğu için özellikle teşekkür ediyorum bir. İkincisi, sayın başkanımızın açıklıkla anlattığı ve çok önemli konular Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda kimse bunu bilmiyor. Kimse bunu bilmiyor. Basın bunlara el atmıyor. Neden atmıyor? Bu da düşündürücü bir şey. Şimdi biz de Türk çaresiz değildir. Biz Türk'üz. Bunun için de ne yapıyoruz? Bütün 81 vilayette Türkmenli ile ilgili bütün haberlerin, Güney Azerbaycan'la ilgili bütün haberlerin, Azerbaycan'la ilgili bütün haberlerin duyurulmasını üstlendik. Ve bunlar üzerinde korkunç bir çalışmalar yapıyoruz. Türkiye anlatma programını başlatacağız. Türk önemlidir bu bölgelerde. Çünkü Kerkük meselesi, Türkmeneli meselesi Türkiye Cumhuriyeti için bir gelecek meselesidir bu. Türkmeneli Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için son kaledir. Ve bu çok önemlidir düşünülürse. Ve bundan kimse hangi görevde olursa olsun, hangi mevkide olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine uymak mecburiyetindedir. Bu da nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi Türkçülük ve Türk milliyetçiliğidir. Gevşeme denen bir şey düşünülemez. Bu da nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini Türk milliyetçiliği ve Türkçülük olarak ilan etmiştir ve devletimiz bununla yönetilmektedir. Bu ırkçılık değildir. İnsanın kendi milletini sevmesi, kendi toprağını sevmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ayrıca ben yaşım gereği çocuktum. Türkmenelinin ihmali, Kerkük'ün ihmali ta 1950 senelerinden itibaren başladı. Çünkü Batı yanlısı Türk hükümetleri kolayca Batı'nın ikna edici hareketleri karşısında hareket edemediler. Mesela önümde bir yazı var. Diyor ki işte Türkiye üzerine oynanan kirli oyunlar. Amerika Birleşik Devletleri Yahudi bankacı Rockefeller'in 100 yılın itirafları. Her dönemi 1950'den itibaren bütün hükümetlerin tek tek anlatmış. Bir de şunu okumak istiyorum size. Bu çok önemli çünkü. Diyor ki Rockefeller, Yahudi, Kürt devleti projesini hayata geçirmek için önce örgüt yarattık diyor. Kürt devleti projesini hayata geçirmek için önce örgüt yarattık. Ve biz Kürt devleti projemizi hayata geçirmek için PKK denilen bir örgütü kurduk. Bu örgütle uğraşmak ülke ekonomisine çok büyük zarar verdi. Ve şu anda koskoca Osmanlı İmparatorluğu'ndan geriye kalan bir avuç toprakta varlığını sürdüren Türkiye, bizim hiçbir isteğimizi geri çevirecek durumda değil. Sanırım yakın gelecekte topraklarından biraz daha bir sürede bizim isteklerimiz doğrultusunda vazgeçecek diye bir şeyi var bunun. Şimdi planlı programlı Atatürk'ten sonra gelen iktidarların nedense niçindir küçük hesaplar mı olur nasıl hesaplar ben aklım almıyor benim. Batı yanlısı bize ne getirdi ne götürdü? Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında Atatürk yolunda gidilmesi Türkiye Cumhuriyeti'ni şaha kaldırmıştı. Yine de kaldırır. Ama bunun için Türk milleti artık her şeyin farkında. Türk milleti aptal değil. Bunun için de sessizliği acizine verilmesin. Düşüncesinde doğru karar verdiğini gösteren bir hareket tarzıdır bu sessizliği. Bunu söylemek istiyorum. Türkmeneli kardeşlerimiz
bu bölgeyi ele alırsak Güney Azerbaycan 40 milyon, Azerbaycan 10 milyon, Türkmeneli boydan boya kuzey sınırlarını şey yapın, 150 milyonluk koskoca bir imparatorluk gibi bir şey olacak yani. Düşünsenize, Avrupalı bunu istiyor mu? Hayır. Ama biz kendi haklarımızı, kendi milletimizi bir arada tutmak için birinci görev olarak bunu düşünmeli ve hayata geçirmeliyiz diye de düşünüyorum. Ki olacak bu. Kaçınılmaz. Ben bir şey sorayım Türel Bey. Bu PKK'nın bir Hristiyan projesi olduğunu biz bilirik. Rus, Avrupa, ABD bunların bir projesiydi ve Türkiye karşı olduğu bir proje olduğunu bilirik. Ve bugünleri Azerbaycan yönetimi de tam olarak olmasa da %80'i PKK yanlılarının yani PKK yanlıları olan yerleşti. Evet, ailelerine şey başlatmışlar. Evet, duydum. Azerbaycan yönetimi, Azerbaycan gıda mahsulları var, gıda yiyecek. Tam PKK'nın nazaratında. Tam olarak PKK'nın nazaratında. Kuru sınırlarımız o şey sınırları bağlı, kara sınırlar bağlı. Azerbaycan yegane dünyada bir ülkedir ki sınırlar bağlı, kapalı. Hiç kimse kuş bile sekebilmez o sınırlardan. Yalnız uçak yoluyla geyip gelmem mümkün. Bununla bile 1995 yılından bu yana 50 bin PKK simpatizanı Azerbaycan'a yerleştirildi. 50 bin PKK simpatizanı, bu biz bunu konuşuruz her gün. Yani bu gizletilmeli bir şey değil. Bugün bizim Cumhurbaşkanının tam etrafı, kendisi ben bilmirəm, o Kürt ya ne, onun da Kürt olması hakkında söhbətler var. Ama korumaları, bakanların çoğusu, ondan sonra bizde il ilçe başkanı diyelim, o da şey tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından təmin, biraz bizde yönetim başka türlü. İcra başçılar diyoruz ki, o bölgenin, ilin ilçenin başkanları. Onlar hepsi PKK'ya bağlı insanlar. Ondan sonra polis, askeriye. Demek olar ki bunların hepsi şeyin elinde, PKK'nın elinde. Bunu biz danıştıysa, konuştuysa, bazılar deyirler ki şişirtmeyin bu kadar. Ama vəziyyət bu yani. Biz uykuya kalmışız, yatmışız, fil bulağında yatmışız ve bunlara dikkat edemirik. Ama görürsünüz, onlar yavaş yavaş, Sahip Hocamla deyir onlar, Mehmet Bey, konuşur onları, deyir ki yavaş yavaş yerleşirler, projelerini hayata geçirdiler. Sonra bir balaca baskı gören kimi sistemi değişirler. Peşmergeye biraz kenara çekirler. Sonra yeniden, yani tam olarak hemen o sistem Azerbaycan'da da var. Bundan Sayın Mehmet Bey, sizlerin bilgisi var mı? Sayın Türel Bey, sizlerin bilgisi var mı mesela? Hayır, belki yok. Hayır, Azerbaycan nereden çıkıp gelir yani? Bizim bir Türk insanı olarak Türkiye, Azerbaycan ve diğer ülkeler olarak buna bir son dememizin yollarını bir aramalı, aktarmalı, bulmalı bunların yollarını. Hatta inanın ki doğru, bir alay var, büyük bir alay var. Neçe minli alay Qarabağ'da. Bu yakınlarda məlum oldu bize. O tam olarak bağımsız. O məvacibinin parasını, harçlarını, məsrəflərini hepsini bizim Savunma Bakanı'ndan alsa da Savunma Bakanı'na tabi bir şey değil. Yalnız İlham Əliyev'in o şey mühafizə xidmətinin başkanına bağlı, General Beyler Aybova bağlı. Yani böyle meseleler olduğunu sizin bilgileriniz var mı? Yani Mehmet, benim, şahsen, benim şahsen PKK konusuyla ilgili bir bilgim yok ama belli Kürt nüfusu olduğunu orada biliyorum. Ve onlar da bulundukları yerde etkin olmaya, önemli yerlere girmeye çalışıyorlar, çoğalmaya. Ve bunların çoğalması yani her ülkede, İran'da da, Irak'ta da, Suriye'de de, Türkiye'de de çoğalıp sistemi ele geçirmeye çalışıyorlar. Bunu biliyoruz zaten. Ama benim şey tarafından gördüğüm açıkçası Azerbaycan'ın Karabağ bağımsızlığında, Karabağ kurtuluşundan sonra, Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın sanki şeyinde Türk dünyasına yönelik de, Irak Türkmenlerine yönelik de, yani duyum aldığım kadarıyla çok emin olmamakla birlikte Güney Azerbaycan'a da, Suriye Türkmenlerine de ilgisi artmış durumda. Temennimiz inşallah, çünkü bizim için açıkçası ana vatanımız Türkiye'den sonra en önemli ülke bizim için Azerbaycan'dır. Doğrudur. Hem Türkiye'nin en yakın dostu, en yakın müttefiki bir Türk devletidir.
aynı zamanda da bizim de dediğiniz gibi özümüz, kökümüz, geçmişimiz bir. Çok rahat anlaşabileceğimiz, bizi anlayabilen, biz onları anlayabileceğimiz bir bizim kardeş, özümüzden olan bir devlettir. Dolayısıyla bütün temennimiz bizim Azerbaycan'ın gitgide daha refahı, demokrasisi, her bakımdan ordusu, güvenliği her bakımdan güçlenmesi, daha yerlere gitmesi. Çünkü bizim açıkçası sadece ana vatanımız Türkiye'nin değil, bütün Türk dünyasının desteğini bekliyoruz. Ve